Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu haftaki video konusu için minik bir anket yapmıştık. Size sorduk. Bahçede bir çapalama yapıp çimli ekelim. Yoksa bahçe mobilyaları için paletleri, elimizdeki malzemeleri mi değerlendirelim diye. Bu arada hemen bir dipnot. Birkaç kişi çok çapalama istemişti. Demişti sizi çamurda görmek istiyoruz vesaire. O çamurdan kaçış yok arkadaşlar zaten. Onu yapacağız. Mutlaka buraya çim ekeceğiz. Burası çapalanacak. O kesin yani. Fakat ilk olarak hangisini çekelim diye size sormuştuk. Galip gelen bahçe mobilyaları oldu. Şu anda da üstünde oturuyoruz zaten. Henüz tamamlanmamış olsa da. Henüz tam bitmedi ama önce bu yapım aşamasını izleyelim. Ardından tekrar gelip sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Evet, burada kendime ufak bir çalışma alanı oluşturdum. İleride bir masa da yapmayı düşünüyorum. Sizinle rahat rahat çalışmak için. Paletlerden, lastiklerden bir ikili grup, bir tane tabure, bir tane de tekli. Koltuk gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Aklımda bir şey var ama tam ne yapacağımı şu anda da bilmiyorum. Bu arada paletler için Eren abiye teşekkür ederim. Bana bu paletleri verdi. Palet sponsorumuz oldu. Çalışmaya başlayalım. Öncelikle biraz palet sökeceğiz. Şu takozlara ihtiyacım var. Bir de palet olarak kullanacak olsam da birkaç tane tahtaya ihtiyacım var. Kırmadan çıkartacağım. Bunlar eski paletler gibi değil. Bunları havalı tabancayla çakıyorlarmış ve çivileri böyle tırtıklı. Çok zor çıkıyor. Bakalım kırmadan ihtiyacımız olan kadar çıkartabilecek miyiz? Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle çiviler tırtıklı çivi ve hava tabancasıyla çakılıyor. O yüzden gerçekten çok zor çıkıyor. Yani çıkartabiliyorsunuz ama kırıyorsunuz. Amaç kırmadan çıkartmak ki bunları kullanabilmek. Özellikle bunlara ihtiyacımız var. Arkadaşlar bunu güçlendirmek için kendimle birkaç tane kalın vida atacağım. Parçada arkalığımız olacak.
Arkadaşlar, buraya da böyle bir parça çaktım. Çünkü hani biz orada çimen ekeceğiz, toprağın üstünde duracağı için toprağa batsın istemedim. O yüzden böyle sivri bir kısım bırakmayacağım. Şimdi bunu lastiğe de tekrar sabitleyeceğim. İçine oturulabilir. Bunu böyle tutmak için bir iskelet yapacağım. Onun için de bu tahtayı kullanacağım. Oturağımız. Böyle biraz fütüristik bir tasarım oldu. Şöyle göstereyim nasıl oturuluyor. Oh, rahat. Arkadaşlar, oturabiliyorsunuz. Birden çok yağmur bastırdı arkadaşlar. Sürpriz. Tavuk var. Kız sen nasıl çıktın? Gel. Aferin. Akıllı kız dedi. Nasıl söz dinliyor? Olacak mı Denizcan Bey? Bakalım. Şunları da şöyle ikişer ikişer bir dağıtarak sabitlesem durur diye düşünüyorum. Tabii bazen umduğunuz bu olmuyor. Bakalım. Şey Deniz, boylar eşit mi? Eşit hepsi. Hepsi aynı yerden çıktı çünkü. Ya olabilir sonuçta palet de o kadar belki. Peki. Burada girecek. Şey daha doğrusu. Alet girecek. Evet. Anladım. Ne yapacağız? Buna farklı bir yol düşünmemiz lazım şimdi. Bir saniye o zaman. Bunu şöyle bir sağ alıp dışarıdan yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Çapraz mı lastiğe doğru çakacaksın? Hayal ettiğimiz böyle bir şey değildi galiba. Asıl içeriden bir çıta sanki gerek bir şekilde. İçeriden bir çıta koyup onu da sabitleme. İkisini de birbirine sabitlesek aslında olur gibi. Dur bakalım. Var yine aklımda bir şey.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mobilyalarımızın iskeletlerini tamamladık. Aslında şekilleri ortaya çıktı. Bundan sonrası Filiz'in işi artık. Evet, ben boyama kısmında, yani bu yapım aşamasında çok yardımcı olamadım Deniz'e. Fakat ben de boyama kısmında bir şeyler yapmak istiyorum. Yani aklımda bir şeyler var, böyle mavi beyaz gibi boyamayı düşünüyorum. Biraz Alaçatı. Evet, Alaçatı, böyle Bodrum stili gibi olsun istiyorum aslında. Bir de tasarım olarak şu arkadaşlar, bu koltuktan çok memnun değilim ben. Onu da yorumlara yazar mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, evet, göstersene be. Göstereyim. Ateş başında. Gayet güzel. Oturmak için. Yani bana oturma kısmı çok konforlu gelmedi denediğim zaman. Rahat yani. Hani burada orada biri oturabilir. Burada iki kişi oturabilir ya da üç kişi oturabilir. Burada biri böyle çömelebilir. Yani sohbet edebilir ateş başında. Ne bileyim, marshmallow uzatabilir. Aa, yapalım mı onu? Ateşle iç içe olabilir. Rahat bir yer bence. Yani ben birazcık bu tarzı daha çok işlevsel, kullanışlı buldum açıkçası. Yani bunun içine bir puf yapalım, işte boyayalım, renklendirelim, keyifli bir şey çıkıyor. Kamp sandalyelerimizi vesairelerimizi koyduğumuz zaman, evet, içerideki taburelerimizde yani 7-8 kişiye kadar ateş başında oturarak rahatlıkla sohbetimizi edebiliriz. Zaten yazın istediğimiz şey. Yazın çimde oturursun. O sohbetler tabii buraya çim ekeceğimiz için direkt çimin üstüne de oturabilirsiniz. Yani yazın çimde de oturursun. Ama biz ya bunları da, elimizdeki malzemeleri de yine sıfır masrafla değerlendirmek istedik açıkçası. Şimdi bir boyarken, hani boya almamız gerekiyor. Bunları beyaza boyayacağız. Evet, doğru, iskelet beyaz olacak. Tekerlekler de artık ya beyaz mavi olur, ya yeşil ya beyaz, evet, bir renk olacak. Üstlerine de mavi ya da yeşil gene puflar, evet, minderler yapacağız. Keza ikisine de öyle, onun içine de bir minder. Beyaza ya da artık maviye boyanacak, hı-hı, neyse tam, evet, tersi. Bu da aynı şekilde. Ve yani yeşil çimenle uyumlu olacak. Yani yeşil, mavi, beyaz birbirine uyumlu renklerdir aslında. Burada öyle bir sinerji oluşturmuş olacağız. Hazır şöyle ateş başında kurulmuşken biraz da sohbet edelim. Biz buraya köy hayatını yaşamak istediğimiz için geldik. Doğru. İstanbul'da başarısız olduğumuz, artık kiramızı, faturamızı ödeyemediğimiz... Ya evet ya, İstanbul'dan kaçıyoruz böyle, sanki başımız belalı kaçıyor. Yok, İstanbul'dan vesaire için değil. Biz şey İstanbul'un tabii ki burada ekonomik olarak bir anlamda daha rahat ettik aslında. Bir anlamdan, doğru, da negatif oldu. Çünkü biz İstanbul'da daha çok para kazanıyorduk. Benim reklam işlerim olduğu için yani bir piyasayı dolaşıp eve geldiğim zaman zaten iki site almış oluyordum. İki web sitesi de bizi gayet güzel 2-3 ay idare ediyordu. Bunlardan feragat edip biz daha doğal, daha güzel bir hayat yaşamak için buraya geldik. Kızımız toprağa basarak, bahçeye çıkarak büyüyebilsin diye buraya geldik. Çimenle oynuyor, çiçekle oynuyor. Geçen hatta bir videosu vardı, çiçek çiçek. Evet. Hani onu da paylaşmıştık. Yani Mia dışarıya çıktığımızda eğer böyle direkt gözükmüyorsa kesin evin yan tarafındaki elma ağacının dibindedir. Orada elma kemiriyordu. Yani lafın özü kısaca, biz buraya bu hayatı yaşamak, bunu görmek, tecrübe etmek için geldik ve bundan da gayet memnunuz. Hem de benzer düşüncesi olan insanlara bir fikir, ya aslında yapılabilir, neden olmasın? Onlar da çok gençler ve gitmişler, yapmışlar, olabilir bir şey bu diye bir böyle bir algı yaratmak için aslında. Bu fikri vermek çünkü için. Çünkü birikmiş bir paramız yok. Dediğim gibi bizim köşede tuzumuz kuru değil. Rahatız ama kendi yaptığımız işten dolayı rahatız. İnternet üzerinden satışlarımız var. Bunu nerede olsak yaparız. Karavanda da yaşayarak yapabiliriz. Teknede de yaşayarak yapabiliriz. Ki ilerleyen yıllarda neden olmasın? Olabilir. Yani bir karavan ve bir tekne olur, hayalimiz de var. İnşallah hep birlikte bunları da yapacağız. İstemek, niyet etmek ve başlamak bu işte. Siz de istiyorsanız başlayabilirsiniz derken çok önemli olarak, arkadaşım abone olmadıysan abone ol lütfen. Evet, lütfen. Değil mi? Bu kameradayız. Burada mıyız? Tamam. Lütfen. Bak, projeksiyonlu, editli, iki kameralı, drone numara onlu, değil mi? Videolar oluşturuyoruz. Ya tabii, bizim videolar falanla filanla, editler meditler falan çok, beğenin, ben çok beğeniyorum. Beğenin, abone olun ki daha güzel videolar yapabilelim arkadaşlar. Ve reklamlar bitti. Hop, bu kameraya geçelim. Tam bitmedi. Bir dakika. Katıl kısmı var. Evet. Yani katıl butonu aktif arkadaşlar. Oradan da bize katılabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. İyi içerik üretmek fikir kadar birazcık da bütçe gerektiren bir şey. Aklımızda bir şeyler var. Fakat bunları yapabilmek için birazcık desteğe ihtiyacımız var. Destek derken sadece katıl kısmından bahsetmiyorum. Abone olmanız, videolara yorum yapmanız, beğenmeniz, çevrenize önermeniz. Önermeniz, bunlar bile bizim için çok 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 büyük bir yardım ve destek zaten. Emin olun, bir yorum yaptığınız zaman o aramızda bayağı bir konuşuluyor. Evet, ya üstüne gerçekten konuşuyoruz. İnanılmaz bir motivasyon oluyor bizim için. Bu o kadar büyük bir destek ki manevi anlamda. Yaptığımız işin değer görmesi, takdir edilmek, bu hepimizin ihtiyaç duyduğu şeyler. Sonuçta
sonuçta bunu sizin beğeninize sunuyoruz. O nedenle takdir görmek gerçekten çok keyifli, gerçekten çok mutlu edici. Teşekkürler. Şimdi buradan aslında bir sonraki videoyu da hemen söyleyelim. Söyleyelim mi? Değil mi? Söyleyelim. Peki. Yani yarın artık bir şey olmazsa ekstra. İnşallah. Arkadaşlar yarın da buradaki pazarı dolaşacağız. Evet, bir Mia göğsümde, ana kucağında, Filiz önde kameramanımız olarak ya da ben kameraman olarak. Dönüşümlü yapacağız. Dönüşümlü ama. Olarak bir fiyatları değerlendireceğiz arkadaşlar. Ya şimdiden şöyle küçük bir şey söyleyebilirim. İstanbul'dan konuştuğum kişilerle sürekli, özellikle neden bilmiyorum, salatalıkla alakalı bir fiyat konuşuyoruz. İstanbul'da 30 lira, hayır 30 liranın da üstünde. Burada fiyatlar nasıl? İstanbul'da siz kendi yaşadığınız şehirlerle köy pazarlarının fiyatını böyle minik bir mukayese edebileceksiniz. Biz bunu paylaşmak istedik. Şu şekilde bir challenge koyuyoruz kendimize. 100 liralık limit yapacağız ve 100 liraya ne kadar alışveriş yapabiliyoruz, evet, köyde? Çünkü artık hayat çok pahalı. İnsanlar çok ufak paralarla bir şeyler yapmaya biz çalışıyor. Biz hep 100 liralık alıyoruz. Aslında ufak paralarla değil, paramızın değeri de pek kalmadığı için. Evet. Neyse, yani bir 100 lirayla ne alabiliyoruz, neler alabiliyoruz bunu göreceğiz ve fiyat karşılaştırması yapacağız. Ya da bir şey alabiliyor muyuz? Nerede yarım kalıyor? Yani neler eksik oluyor? Neler tamamlanabiliyor? Neler alınamıyor? Birazcık bir hem de farklı şehirler dediğim gibi olanları bir mukayese etme şansı. O videoyu da pazar günü yayınlayacağız arkadaşlar. Haftada artık iki video olayına geçiyoruz. Bu video çarşamba günü, yani yarın yayınlanacak. Yani sizin için şimdi, bizim için aslında dün mü oluyor biraz? Benim yani. Karıştı. Bu videoyu izlerken biz bir sonrakini hazırlıyor, evet, olacağız. De... Akyazı'da çarşamba günleri pazar var. Evet. Yarın çarşamba. Yarın çarşamba. Semt pazarına gidiyoruz. Semt pazarına gidiyoruz. Pazar günü de semt pazarı videosunu yayınlıyoruz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yapın. Yorum da yapın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.